Özellikle bir projeye veya bir işe girdiğimizde ambitsi dediğimiz yani hedefimiz olarak uzun solukta daha yükseklere çıkmayla alakalı söylemek motivasyon mektubunda bize faydası mı olur, zararı mı olur? Evet. Değerli arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Mesela şu an işte arkadaşımızın, abimizin girmek istediği yer layer work diyoruz bunlara. Ne bu? Eğitim içinde iş imkanları. Buraya önceden bir eleme yapıyorlar. Elemeye girdikten sonra zaten işlev içinde de bir eleme olabiliyor. Ondan sonra da sonuca geldiğinizde işe girmiş oluyorsunuz. Bu çok şirketsel, private yapılan bir sistem. Mesela abimizin anlattığı 3 senelik eğitim, 3 sene sonra kesin çalışma şartı koyuyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Böyle projeleri kurumlar hazırlarken kurumlar uzun soluklu işçi profili üzerine hazırlıyor. Yani stratejilerinde işçi sıkıntılarını uzun dönemde çözmeyle alakalı bir proje hazırlıyorlar. Bu mesela yaşlı evleriyle alakalı. Bir tane daha size ben başka proje söyleyeyim. Montörs Hub yani ne? Teknik bu gidip evlerde işte tamir yapan güzel bir meslek, kötü bir meslek değil. Onlar da mesela 2 ay, 3 ay sonra hemen işe alıyor. Sonra da staj ve iş imkanları devam ediyor. Şimdi bu projelerin ama ana gövdesinde şu vardır. Biz işçiyi yetiştireceğiz ve bu işçiyi uzun soluklu değerlendireceğiz. Ne yazık ki bakın baştan böyle bir karar verdiklerinden dolayı sizinle alakalı otomatikmen beklentileri işçi olarak kalmanızdır. Siz motivasyon mektubunda ben bunu uzun soluklu yapmayacağım, belli bir zaman sonra bir üst noktaya geleceğim derseniz çok zarar olur. Bu projelere katılmada özellikle bu hedefleri vermemek lazım. Şimdi hayat kariyer yani her zaman olabilir bu. Ama bunu baştan söylemeniz şöyle bir etki tepkiye neden olabiliyor. Ben bu tarafta bizim Helderland tarafındaki bu montör yani o dediğim tamirci karakteri teknisyen Türkçesi yanlış söylüyorum ikide bir teknisyen karakter personeli yetiştirme projesini aramıştım. Dedim ki işte elimizde böyle yüksek Türk yüksek tahsilli mülteciler var falan. İlk cümlesi şu olmuştu. Ya onları bize vermesen. Dedim neden? Ya bir dedi elleri ayaklarından çamura girmeyi sevmiyor. İkincisi dedi bunların hep hedefleri yüksek. Yani bu işi yapmaya bize eleman lazım. Ama sonunda bunlar bu işi yapmayı bırakıyorlar ve ya yöneticilik veya başka işlere doğru yöneliyorlar. Onun için bunları bize yönlendirmesen gibi bir cümle kullanmıştı. O zaman ne yapacağız değerli arkadaşlar? Bizim derdimiz şu an 4. sene, 5. sene Hollanda'da olduğumuzdan dolayı ve 3. senemize, ilk senelerimiz olduğundan dolayı birinci işe girme derdimiz var. Instabban diyoruz, giriş işi. Zaten bir işe girin siz, mesela buradaki projeye katılın. Kesinlikle ileriki meseleyle alakalı daha bir şey söylemeyin. Ama 7. sene, 8. sene yönlendirmesi dediğimiz bir dönem var biz VR Here içinde. O döneme geldiğimizde değerli arkadaşlar 7. senemizde, 8. senemizde zaten bu pozisyonları biz talep edeceğiz. Ve bu pozisyonlarla alakalı yönlendirmeler de yapacağız. Neden? Çünkü geçmişimizde bu işleri yaptıysak neden biz bu işlere yeniden yönelmeyelim? Onun için tavsiyem şu an birinci işle alakalı ve böyle özel bir proje ise Layer Work 3X'e bunu kesinlikle ifade etmeyin. Düz yoldan işe girdiğinizde bundan alakalı ifade edebilirsiniz. Mesela bir şirkete iş ilanına giriyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bu işi yaparım ama ich habe mehr Potenzial. Yani benim daha başka kabiliyetlerim de var. Şimdi bunu özel iş ilanına girdiğinizde karşı taraftaki mesela biz Waters Kaplan görüşmüştük Su İşleri Bakanlığı'yla. Şöyle bir şey ifade etti. Bu dedi ikinci geliştirme döneminiz var ya her işçi için bizim bu zaten standart sistemimizde var. Biz her işçimizi geliştirmeyle alakalı bir sistem kurarız dedi. Bu noktada ortak çalışabileceğimiz çok güzel demiştim mesela Su İşleri Bakanlığı'nda. Ama
Düz işe girdiğinizde değerli arkadaşlar, böyle projelere girdiğinizde projenin hedefi vardır. Hedefi sizi işçi olarak yetiştirmek ve işçi olarak kalmanızı sağlamaktır. Minimum mesela bu proje 3 sene minimum. Onun için kesinlikle ambisi, yani daha yükseğe gitmek istiyorum veya potansiyel daha çok şeyler yapabilirim. Bunları kesinlikle ifade etmeyin. Bu bölüm ve bu işten alakalı iç motivenizi daha çok ifade eden bir motivasyon mektubu sizi daha rahat öne getirecektir.